şeref verdiniz hanımefendi. Akşam parti ağır mı geldi? Şişede durduğu gibi durmuyor tabii. Konuşma. Elimde görüntüler var, dağıtırım herkese. O zaman görürüz kim ağır gelmiş. Ne oldu ki? Bana kaderimiz bir oyun mu bu? Ne var ya, eğlendik işte, fena mı oldu? Tabii canım, çok eğlendik. Ay en çok da sandalyenin üstünde alnına koyduğun rakı bardağıyla göbek atarken orada çok eğlendim. Şişede durduğu gibi durmuyor tabii. Aman aman, ben sizin geceniz güzel geçsin diye yaptım onları. Hem kimin kafaya bulduğu mesaiye geliş saatinden belli. Bak, 10 dakika geç kaldın işe. Ben mesaiden 15 dakika önce geldim buraya. Senin saatin bile şaşmış o kadar içince. Desene hepimiz geç kalmışız. Beyler, amir savunma falan istemedi inşallah. Yok, kimsenin farkında değil. Geldiğinden beri odasında. Ama çok sinirli. İyi. Günaydın. Yiğit Bey'le görüşmek istemiştim. Buyurun, ben yardımcı olayım. Yiğit Bey'i bulursanız çok yardımcı olursunuz. Güzel kardeşim. Ha Yiğit, ha Serkan. Ne fark eder? Neyse derdin şöyle, bulalım bir çare. Ama... Bak, Yiğit'in bir sürü işi gücü var, tamam mı? Eli de ağır biraz. Yavaş yani, anlıyor musun? Bakın, ben kafadan girelim mevzuya. Pratik, şipşak çözerim meseleyi. Anında, pişman olmasın. Niye arıyorsun Yiğit'i? Ben uzaktan akrabasıyım. İşe konuşacaktım da kendisiyle. Baştan söylesene oğlum. Burada meşgul ediyorsun devletin polisini. Yiğit! Arkadaş seni soruyor bak. Merhaba Yiğit abi. Olmaz oğlum, çok işimiz var. Güzel oğlum, seni kreşten alırız akşam, tamam mı? Of ya, tamam. Uçtu uçtu yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi olur uçsun annesi. Hadi, hadi bakalım. Bir, iki, üç. Uçtu 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 uçtu. Uçtu uçtu. Uçtu 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 Onur uçtu. Gel bakalım. Dosya falan istemedim ben. Aklın nerede senin? Ama dün istemiştiniz. Arşivden ancak çıkartabildim. Bak hala aynı şeyi söylüyor. Amirim, bunlar katılacağınız toplantı için istediğiniz raporlar. Benden daha iyi mi bileceksin? Tövbe tövbe. Hadi işine. Hatırlamaman normal Yiğit abi. Çocuktum tabii son görüştüğümüz zaman. Vay be. Sen Kenan abinin oğlusun yani. Oğlu demek ne kadar doğruysa. Ne kadar büyümüşsün. Sokakta görsem tanımaz geçerdim yanında. Ben tanırdım. Sen pek değişmemişsin. Yaşlandık be oğlum. Baksana halimize. On numarasın Yiğit abi. Sen yaşlı görmemişsin. Ha? Mete. Hı. Bak bu bizim yeğen. Can. Merhaba. Son gördüğümde şu kadardı. Haline bak şimdi. Çocuklar büyüyor abi. Biz de yaşlanıyoruz. Seni görünce sevindim, sormadım bile. Sen niye gelmiştin? Benim bir yardıma ihtiyacım var Yiğit abi. Aklıma bir tek sen geldin. Tabii oğlum. İyi yaptın gelmekle. Ama kötü bir şey yoktur inşallah. Aslında biliyorum. Onun siniri bana değil de bana patladı işte. Nedir mesele? Yıllar önce baktığı olayın dosyası yeniden açılmış. Lüks bir sitede, bir villada işlenmiş cinayet. Karı koca öldürülmüş. İçeri attırdığı adamın suçsuzluğu 8 yıl sonra ortaya çıkmış. Vicdan azabı çekiyor yani. Yani sizinkilerle çok yakın değildim öyle. Fazla görüşemedik. Ama eğer evlatlık olsaydı mutlaka bir yerden haberim olurdu. Annem söylerdi en azından. Boş yere takmışsın bence kafaya. Boş yere takmadım Yiğit abi. Eminim.
şuna bir bak. Yıllar önce bir bebek kaybolmuş. Zengin bir aile. Haber olmuş gazeteye. Ben hatırlıyorum bu vakayı. Ünlü Erkılıç ailesi. Onların bebeğiydi bu. Ne ölüsü bulundu ne dirisi. İşin ilginci fidye isteyen falan da olmamıştı. Bebeğin fotoğrafını gördün mü abi? Doğum lekesi. O bebek galiba benim. Beş dakikanız var mı amirim? Yok. İki dakika da yeter. Canınız sıkkın gibi gördük de sizi. Hani bir soralım dedik, yardımcı olabileceğimiz bir mevzu var mı diye. Yok. O nedir müdürüm, sorması ayıp? Dilekçe. Yok, onu anladık da ne dilekçesi? Hep bize verirler dilekçeyi de. Elinin körü. Emeklilik dilekçesi. Kimin? Aman müdürüm, siz bizi bile gömersiniz. Öyle denmez bu duruma gerçi ama anladınız siz. Buraya kadarmış. Bir hata daha yapıp bir insanın daha hayatını karartmaya katlanamam. İstifa ediyorum. Ne yapıyorsun sen? Ver şunu. Vermem, veremem yani. Ver şunu Serkan. Yani emir verin, sizin için bir tencere kapuska yerim. Ama bunu vermem. Serkan. Hiç ısrar etmeyin boşuna. Amirim, siz ne zaman bir sıkıntımız, sorunumuz olsa hep yanımızda oldunuz. Bir baba gibi, abi gibi. Ya izin verin de bu kez biz sizin yanınızda olalım. Yüzlerce başarılı işinizin yanında bir kere de yanılmış olun amirim. Siz de insansınız. Sağ olun çocuklar. Ama bizim işte hataya yer yok. Yaparsan karşılığını ödemek zorunda kalırsın. Mevzuyu biliyoruz. Amirim, siz bana izin verin, ben iki günde size helallik getireyim o adamdan. 8 yıl Serkan. Koskoca 8 yıl. Benim yanılgım yüzünden yattı adam içeride. Affeder mi beni? Yani övünmek gibi olmasın ama ben de şeytan tüyü olduğunu söylerler. Yani ne yapıp yapıp halledeceğim bu işi, görürsünüz. Ama o zamana kadar bu bende kalıyor. Hani halledemezsem gelip kendi ellerimle döşerim masanızı. Çok ayıp. Ne var canım? Kızın branşı bu zaten. İstihbarat yapıyor işte. Yavuz amirin söz ettiği adamla ilgili neler biliyoruz? Adı Doğu Çelik. Birinci dereceden iki cinayetin şüphelisi olarak alınmış için müebbet yemiş. Sürekli olarak suçsuz olduğunu iddia etmiş. Ya cesetlerden birinin tırnak içinden alınan doku parçaları nasıl olduysa gözden kaçmış, incelenmemiş. Avukatı bunu tespit edince yeniden yargılama istemişler. Yargıtay da bozmuş kararı. Bugün çıkıyor dışarı. Ne duruyoruz o zaman? Adam çıkmadan yetişelim. Bak anlatıyorum oğlum. Doğum lekesi kanıt olamaz böyle bir şey için. Ya tamam, biçimi yeri benziyor ama birçok insan da var bu lekelerden. Ben eminim. Kenan abi burada olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Nasıl söyleyeyim onlara? Hadi kalk size gidelim. Hem evdekileri de görmüş olurum ben. Senin yardımcı olacağını sanmıştım. Ya karışmak gibi olmasın ama Can bu kadar eminse evlatlık olduğundan kolayı var. Bir DNA testi yaptırırsınız. Onu da yaptırdım. Ben onların çocuğu değilim. Şuraya bir imzala. Az kalsın kaçıracaktık adamı. Şart mıydı hediye almak yani? Tabi. Özür dileyeceğiz herhalde. Gönlünü almamız lazım. Ya unutmadım. Emanetini unutacaktık az kalsın. Artık bunu takacak bir parmağım olmadığına göre.
Geçmiş olsun. Eyvallah. Doğu Çelik. Ben Serkan. Bu da arkadaşım Ayşe. Tanımıyorum sizi. Doğrudur. Biz size emniyet teşkilatımızın ve amirimizin çok geçmiş olsun dileklerini iletmek için buradayız. Çekil yolumdan. Yürü yürü. Yiğit. Merhaba Türkan abla. Bu ne güzel sürpriz böyle. Geçin. Az önce sinirliydiniz biraz. Doğal tabii, heyecan filan. Buyurun. Yeni hayatınıza hoş geldiniz ve geçmiş olsun hediyesi. Tabii hiçbir şeyin karşılığı değil ama... yani bir iyi niyet ve sevgi ifadesi olarak amirimiz... Başlayacağım şimdi, müdür ne de sanadı. İçeride kaybettiğim 8 yıl sığar mı lan bu kutuya? Ha? Tabii, sığmaz. Yani onun için daha büyük bir kutu lazım. Yani aslında kutuya falan da sığmaz. Biz özür dilemek istedik sadece. Özürmüş. Hayatımın içine ettiniz be. Ama öyle deme. Bütün kanıtlar seni gösteriyor. Kendini bir de bu tarafa koy. Bakıyorsun adamın sabıkası var. Kapı kolunda, içeride parmak izleri var. Parmak izim olur tabii. 1-2 gün önce tadilat işi için gitmiştim o eve. Ama siz doğru dürüst araştırıp sormadan yıkıp geçtiniz suçu üstüme. Buldunuz nasıl olsa eski sabıkalıyı... Tespitlere göre katil solakmış. Sen de solaksın. İstanbul'da tek solak ben miydim ha? Zaten artık solak da değilim. Bütün kemiklerim ezildi. Un ufak oldu. Nasıl oldu bu? Koğuş ağasına ters bakmışım. Daha girer girmez payıma düşeni verdiler hapiste. Geçmiş olsun. Sen bırak ben taşı. Bırak. Ya karşılamaya gelen biri yok mu, eşiniz falan? Hapse girdikten 2 yıl sonra boşandı bende. Ondan son aldığım haber boşanma cerbiydi. Can bugün garip şeyler anlattı bana. Yani nasıl söylesem... evlatlık olduğunu iddia ediyor. Pek şaşırmış görünmüyorsunuz. Daha önce de konusu olmuş herhalde. Ah Yiğit'ciğim, ne yapacağız bu çocukla biz? Ergenlikten mi kaynaklanıyor nedir? Nereden uyduruyor böyle bir şeyi anlamıyorum. Kabahat bizde ama. Çok fazla ilgi ve sevgi gösterdik. Tepemize çıkardık. Can'ın DNA testi yaptırdığını biliyor muydunuz peki? Genleri ikinize de uymuyormuş. Pes yani. Sen de inandın öyle mi? Aklı başında bir çocuk durduk yerde neden böyle bir şey iddia etsin? Gerçek payı varsa bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunca yıl sonra buraya ergen saçmalıklarına inanıp bizi itham etmeye mi geldiniz? Ne diyorsun sen şimdi yani? Can sizin için gerçekten değerliyse onu dinleyin diyorum. Ben de bu konunun peşini bırakmayacağım. Aslında sizi fazla ümitlendirmek istemiyoruz ama... 18 yıl önce kaybolan bebeğinizi bulmuş olabiliriz. Ne diyorsunuz siz? Olabilir mi bu? Tabii hiç şüphe bırakmamak için DNA testi yaptırmak gerekiyor. Doğum izi aynı yerde değil mi? Hı hı. Yanında bir fotoğrafı falan var mı? Sibel bak. Ne kadar büyümüş değil mi? Gözleri sana benziyor. Çenesi de bana. Oğlunuz kaçırıldığı gün nasıl bir gündü? Hava nasıldı, hatırlıyor musunuz? 18 yıl önceydi bu. Sanırım bulutluydu. Evet evet, kesinlikle bulutluydu. Bence yalan söylüyorsunuz. Ne yalan? Ne diyorsunuz siz? İnsanlar doğru söylediğinde ufak detayları hatırlama ihtiyacı hissetmezler. Özellikle de üzerinden bu kadar yıl geçtiğinde. Aynı işiniz gibi. Dikkatimi çekti. Çocuğunuzun bulunmuş olma ihtimaline eşiniz daha fazla heyecanlandı ve duygulandı. Bir anne olarak siz nasıl bu kadar sakinsiniz? Gerçekten oğluma kavuşmayı ne kadar isterdim biliyor musunuz?
Sibel ne diyorsun sen? Bak fotoğrafı burada. O bizim bebeğimiz değil. Kan öldü. Güvedir şıp oldu. O kadar emindim ki onların çocuğu olduğuma. Her şey uyuyordu. Kimim ben o zaman abi? Kimim? Her zaman olduğun kişisin. Cansın oğlum. Canmış. Sahte ailenin koyduğu sahte isim. Bütün hayatım bir yalan üzerine kurulmuş. Sana yardım edeceğiz. Ama gerçek aileni bulduk diyelim. Belki de hiçbir şey hayal ettiğin gibi olmayacak. Hiç hoşuna gitmeyen şeylerle karşılaşacaksın. Onlarla yüzleşmeye hazır mısın? Hazırım tabii. Ne olursa olsun. Yeter ki gerçek ailemi bulayım. Sana inanmıyorum ya. Köfte almak nereden geldi aklına? Bizim adam bu Doğu. Nereli? Ne bileyim nereli? Bilmediğin için konuşuyorsun işte. Adam İnegöl'lü. Ne olmuş? Biz ne yaptırıyoruz? İnegöl köfte. Çaktın mı? Müthiş buluş. İnegöl'lü adam İnegöl köfteyi görünce her şeyi unutup bir de affedecek. İşte kadın ve erkek farkı. Size göre hiçbir şey, bize göre her şey. Erkeğin kalbine giden otoban midesinden geçer. Siz salı yolları tercih ediyor olabilirsiniz Ayşe Hanım. Ama emin ol, en kısa ve hızlı yol budur. Garanti. O kadar yani. Daha iyi bir fikrim varsa söyle. Ne bağırıyorsun be? Erol. Söyle Erol. Sahildeki parkta mı? Spor mu yapıyor? Hamladı tabii içeride. Tamam geliyoruz biz. Sen adamı gözden kaçırma, kendini de belli etme sakın. Buyurun abicim, afiyet olsun. Eyvallah usta. Adli hata yüzünden 8 yıl yattıktan sonra Yargıtay'ın bozma kararının kesinleşmesiyle tahliye edilen Doğu Çelik yeni hayatına bugün başladı. Demek çıktın Doğu Efendi. Gel bakalım. Bravo. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demişler. O kadar efor sarf ettiniz. Acıkmışsınızdır. Kardeşim niye takip ediyorsunuz beni? Bela mısınız be? Aşk olsun. Biz sizi düşünüp köfte yaptıralım. Siz bela mısınız diye. Ne köftesi ya? Halis, mulis, İnegöl köftesi. Git işine kardeşim ya. Tövbe tövbe. Ama bu kadar da ikinci olunmaz ki. Ne demiş atalarımız? Keskin sirke küpüne zarar. Tamam. Büyük bir hataya kurban gitmişsiniz. Ama kimsenin kası yoktu ki sana. Bak sabahtan beri telafi etmek için peşinden dolaşıyoruz. Köfteyle mi telafi edeceksiniz ha yediğiniz 8 yılımı? Yok canım. Yani bu iyi niyetimizin bir simgesi sadece. Tatlı tatlı yiyelim. Tatlı tatlı konuşalım anlamında. Amirim amirim dediğin Yavuz'du değil mi? Doğrudur. Git ona söyle. Allah affetse ben affetmeyeceğim. O kadar kolay değil. Vallahi o senin vicdanla. İnsaniyetine kalmış artık. Ama istesen de istemesen de seni yalnız yoksun bırakmayız. Senin şimdi işe falan da ihtiyacın olur. Bak bu bir arkadaşın yeri. Hemen gidip işe başlayabilirsin. Görüşürüz. Köfteyi. Çek şunu, ne yapıyorsun ya? Biliyorsunuz Can artık reşit. İstediği tasarrufta bulunabilir. Bu işi sonuna kadar götürmekte kararlı. Şimdi ya gerçeği siz söyleyin, ona göre bir hal çaresi düşünelim. Ya da hakkınızda işlem yapmak zorunda kalacağız. Ne anlatıyorsun Yiğit? Biz sıradan vatandaş değiliz. Akrabanız seni, unutma. Bize de böyle yapacak değilsin herhalde. Affedersiniz ama siz işin ciddiyetinin farkında değilsiniz herhalde. Nesebi karartmak suçtur. Can arkadaşının babası vasıtasıyla gerçekten DNA testini yaptırmış. Genleri sizlerle uyumlu değil. Yani anne babasının sizlerin olmadığı kesin. Evlatlık aldınız diye.
Belgeleri nerede? Neden söz ediyorsun sen? Belge melge yok. O halde ya çaldınız çocuğu ya da birinden gayrimeşru olarak aldınız. Bana bak. Kenan abi, bu iş ciddi. Canı öz evladınız gibi sevdiğinizi, baktığınızı gayet iyi biliyorum. Tanık oldum bizzat. Ama bunun ne cana faydası var şu an, ne de mahkemede işinize yarar. Annesinin adı Meltem. Kısırdım. Çocuğumuz olmuyordu. Evliliğimiz sarsıntıya girmişti. İşsizdim de bu sıralar. Bir arkadaşımın vasıtasıyla buldum onu. Hayat kadınıydı. Bir çocuğu olmuş, verecek bir yer arıyormuş. Biz aldık. Uzun süre para yardımında da bulunduk kadına. Ama 7-8 yıl önce ortadan kayboldu. Nerededir, ne haldedir bilmiyorum. Şu kadına, Meltem'e nasıl ulaşabiliriz? Bildiğim kadarıyla ikinci bir adı yok Figen. Kadının adı Meltem Bingül. Sen iyice bir araştır, bize haber verirsin. Figen canavar gibi vallahi. Birkaç tane bulmuş. Birinin bilgileri tutuyormuş ama ikinci bir ismi var diyor. Fatma Meltem. Belki de vardır, Kenan abi bilmiyordur. Can gerçek annesinin hayat kadını olduğunu öğrendiğinde yıkılmaz mı? Sence doğru mu yapıyoruz? Ya bilmiyorum inan. Ama Can çok kararlı. Biz yardım etmesek kendi başına kurcalayacak bir yerleri. Başını bela açacak ondan sonra. Yok. Bugünkü gibi olmamıştı hiç. Bir dakika boş kalmadık. Rekor kırdık herhalde. Kırdık vallahi. 20 vaka. Bir ödül hak ettik ha. Ne dersin? Harika bir yer keşfettim. Yemekleri de nefis. Bu akşam gider miyiz? Evet. Şey, Fatma Meltem Bingül. Bir bakayım. Deniz, Onur'u çok özledim de akşam bir göreyim diyordum. Allah Allah, çok şaşırdım. Bir kere de iğnelemeden açsana şu telefonu. Hiç değilse ben açıp cevap veriyorum sen arayınca. Evet uygun. Mete, ne işim olacak ki? Bir programın falan vardır diye. Ne bileyim yani. Biriyle falan buluşacaksındır. Ne saçmalıyorsun sen Mete? Uygunum diyorsam uygunumdur. Tamam, akşam görüşürüz. Çok özür dilerim ya. Sorun değil. Başka akşam gideriz, olur mu? Randevu defterine bak bakalım. Yarın akşam müsaitsen yarın akşam gideriz. Bakmama gerek yok. Çok isterim. Hem benim için de değişiklik olur. Çay? Olur. Nasıl buldunuz Hayret? Biliyor musunuz? Buraya yattığımdan beri ilk kez biri beni soruyor. Ah ah, gençliğimde görecektiniz siz beni. Hiç aklıma gelir miydi buralara düşeceğim? Oğlunuzu merak etmiyor musunuz? Yani o sizi bulabilmek için nelere katlandı bir bilseniz. Burada mı? Evet. Beklemesini söyledik. O çok iyi bir çocuk. Aklı başında. Merak etmeyin, sizi suçlamıyor. O koşullarda onun için doğru olanı yaptınız. Peki. Tanışalım bakalım. İşte annen. Meltem Bingül. Seni bir gün bulacağımı biliyordum. Biraz konuşabilir miyiz? Adam içeriye birbirine katıyor ha.
Ne işi varmış kadın berberinde ya? Yandaki esnaf hatırlıyor adamı. Karısı burada çalışıyormuş. Onu aramak için gelmiş belli ki. Ama kadın ayrılmış bir iki yıl önce işten. İşinin yerini öğrenmek için o da. Aferin Erol. Sen böyle herife görünmeden takip edemem. Merak etme. Rahat ol. Sorun nedir? Ben onun annesi değilim. Meltem Hanım. Oyun oynamıyoruz burada. Yukarıda kabul etmiştiniz. Görünce de sarıldınız bir güzel. Neler oluyor? Anlamazsınız siz. Yalnızlığın, düşkünlüğün ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Belki dedim bana yoldaş olur. Gelir gider, bana para verir. O çocuğa ne dememi istersiniz şimdi? Hı? Bana sarıldığında, anne dediğinde bu oyunu oynayamayacağımı anladım. O iyi bir çocuk belli ki. Gerçek ailesi kim peki? Nereden buldunuz canım? Bebeği yani. Yemin ederim bilmiyorum. O zamanlar bir dostum vardı. Sarı Cihat derlerdi. O getirdi bir gün bebeği. Çok sinirliydi. Ne bu dedim? Sen karışma dedi. Öldüreceğim bu diyordu. Kıyamadım. Elleme, girme kanına diye yalvardım. Sen bak o zaman ne halin varsa gör dedi. Gitti. Benim durumum da malum. Bizim bakkalla dertleştim bir gün. O dedi. Bir arkadaşım var, çocukları olmuyor diye. Gerisini biliyorsunuz. O kadın annem değil, değil mi? Can! Can! Bekle! Ya hadi abicim ya, bırak şu elindekini ya. Bak şeytan dürttürür, makasla oyun olmaz. Karışmayın işime! Ortalıkta terör estirmek iş mi oldu? Kimse bilmiyor işte karının nerede olduğunu. Biliyorlar. Biliyorlar ama saklıyorlar. Sizin yüzünüzden adım katile çıktı ya. Korkuyorlar ona da bir şey yapacağım diye. Ya yapma abiciğim. Bak. Çekil oradan. Çekil. Dön bir şu aynaya bir bak. Elinde makas. Gözlerin yuvalarından fırlamış böyle. Ortalığın halini söylemiyorum bile. Sen olsan ne düşünürsün? Kaç yıldır görmedim karımı biliyor musun? Tamam boşanmış olabilir. Ne yapsın? Müebbet yazdılar bize. Hem ben 8 yıldır onun hayaliyle yaşıyorum biliyor musun? Ben anladım. Senin iş dökmeye ihtiyacın var. Gel seninle beraber erkek erkeğe çıtladı kapıya gidelim. İçelim içelim güzelleşelim, dertleşelim. Ne diyorsun sen ya? Ben sevgiyi, karımı görmek istiyorum. Geçen yılları telafi etmek istiyorum. Affettirmek istiyorum kendimi. Ya bir bilen varsa şu kadının yerini izini söylesin. Ben yanında olacağım ya merak etmeyin. En son 1 yıl önce bir fotoğraf geldi postadan. Hı? Arkasında beni merak etmeyin iyiyim özledim sizleri diye yazıyordu. Fotoğraf yanınızda mı? Hı hı. Buyurun. Hiç değişmemiş. Daha da güzelleşmiş. Ha. Sevgi yengemiz bir otel odasında. Yatak örtüsünde kum var biraz. Bak şurada. Yazlık bir yerde olmalı otel. Hep Bodrum'a yerleşmek isterdi. Fotoğrafı çeken de orada olduğuna göre demek ki yalnız değildi odada. Kız arkadaşıyla falandır. Sanmam. Bak aynadaki yansımaya. Klozetin kapağı kaldırılmış. Bu da demektir ki ya. Ne diyorsun lan sen? Titiz kadınmış yenge diyecektim. Yani titiz kadınmış yenge diyecektim. Benim annem de sık sık temizler klozeti. Kapak hep böyle kalkıktır. Diktir. Böyle diktir. Vallahi öyle. Hatta bir gün şubeye gelmişti bir desteyde. Lavaboya girdi. Çıkınca bir baktık yine kaldırmış kapağı. Öyle yani titizlikten. Ne oluyor bakalım burada? Yanlış ihbar kardeşim. Yok bir şey. Tanıyorum ben arkadaşı. Kötü bir haber aldı. Annesi ölmüş. Onun üzüntüsüyle işte. Hadi. Hadi size iyi meseleler. Tamam komiserim.
Biz olmasaydık transit geçiş yapıyordun içeriye. Derdin ne senin arkadaşım? Karısı tamam, onu da bulacağım sana. Ama önce ver şu makası ya. Ver. Hani sonuna kadar gidecektin? Hani her şeye hazırdın? Anneymiş. Bir kez daha aldatılmak çok ağrıma gitti. Aileni bulmayı sen istedin. Gerçekten istiyorsan sabredeceksin. İstemiyorsan bizi de oyalama. Yapacak bir sürü işimiz var. Topla kendini. Bu işin sonuna yaklaştık. Tamam mı? Hadi. Merak etme. Hüküm giydiğin olayın gerçek sorumlularını da bulacağız. Olayın üstünden 8 yıl geçtikten sonra mı? İmkansız. Oho, bunun gibi kaç olayı çözdük biz? Yakalayın o adli herifi, tıkın içeri. O zaman sizmişsiniz diyeyim. Sen hiç merak etme. Bakarsın yenge hanımdan önce o adli herifi buluruz. Hadi eyvallah. Ha, sen o dediğin işe başlıyorsun değil mi? Bekliyorlar seni bak. Ya böyle işi hiçbir yerde bulamazsın. Kaçırma bu krizi. Görüşürüz. Hoşça kal. Ya ben bir şey bulamadım bu kadının anlattığı sarı cihatla alakalı. En son 5 yıl önce alınmış içeri. 1,5 yıl sonra da çıkmış. Hepsi bu. Ben de bir şey bulamadım. Herif yer altına mı indi? Buharlaştı mı belli değil. Üzgünüm. Sarı cihaz sarı çizmeli Mehmet Ağa şu an için. Figen de bir şey bulamadıysa. Yavuz amirime soralım. Bilgisayardan beter bir kafa var adamda biliyorsunuz. Çıktı. Nereye çıktı? Ne zaman çıktı? Şu Doğu Çelik olayıyla ilgili Serkan ve Ayşe ile birlikte bir araştırma yapacaklarmış. Bu konu onun için çok hassas malum. Şimdi 8-9 yıl önce Yavuz amirin bir olaya bakıyormuş. Adamın söylediği boşuna çelik değil. İnatçı, ters. Beni bilirsiniz amirim. Ağzından girdim, burun tarafından çıktım. Bak bunu doğru söylüyor, ben tanığım. Sanki diğerleri yalan. Benim hayatım doğruluk üzerine kurulmuş kızım, sen ne diyorsun? Hayatta bağı yok gibi. Hiçbir şey ilgisini çekmiyor. Haksız da değil. Kim yatsa suçsuz yere o kadar. Siz hiç merak etmeyin amirim. Ben onu kıvamına getireceğim. Taktın mı bir kere kafaya, o iş bitmiştir. O kadar yani. O kadar evet. Hele de amirimin bizi bırakıp gitme niyeti söz konusuysa. Emniyet amiri Yavuz. Bunlar da memur arkadaşlar. Buyurun lütfen. Tam dediğiniz saatte geldiniz. Dakik insanları çok severim. Fazla vaktinizi almayacağız. Gerçi biz evi satın alınca baştan başa tadilat yaptırdık. Her şey değişti ama... Yine de buyurun bakın tabii. Kadını şurada, adamı da pencerenin az önünde bulmuştuk. İçeri zorla girildiğine dair bir bulgu yoktu. Çocuklar, bunlar polis amca, abi, polis abla. Neden geldiler? Eskiden olan bir şey araştırıyorlar. Eve şöyle bir bakıp gidecekler. Merhaba desiniz onlara. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen nasıl polissin, şapkan yok. Onlar başka türlü giyiniyor. Çok akıllı maşallah. Benim gibi kül yutmaz olacak büyüyünce. Niye kül yutayım ki? Kül yutulur mu hiç? Ay. Siz ne yapacaksınız burada? Hani filmlerde polisler görüyorsun ya. Delil falan topluyorlar. Biz izin vermiyoruz çocukların televizyon izlemesine. Programlar, filmler şiddetli. Doğru söylüyorsunuz. Amirim haklı. Çok doğru hanımefendi. Soygun mu oldu demiştiniz burada? Şimdi yalnızca soygun olsa iyi. Karı kocayı işkence yaparak öldürmüşler. Yaşı benzemesin. Sizin yaşlarınızda böyle mutlu bir çiftmiş. Katil önce adamı yakalamış. Sonra adama karısının önünde işkence etmişler. Böyle bıçakla her tarafın doğranmadık yerini bırakmamış. Sonra kadını tuttuğu gibi... Serkan. Efendim amirim.
Eksik mi anlattım? Siz çocukları odalarına götürün isterseniz. Ah Serkan, ben sana ne diyeyim? Bir şey demeyin amirim. Ben anlayacağım, anladım. İnşallah. Bakar mısınız lütfen? Nasıl salarlar o katili bilmiyorum ki. Bu evde iki kişinin canını aldı o. Affedersiniz de siz kimsiniz? Komiser bey, hatırladınız mı beni? Tabii ya. Kusura bakmayın, kafam çok dolu şu sıralar. O davanın tanıydınız siz değil mi? Behiye Yaylalı. Evet, evet. Vallahi uyku bile uyuyamam ben artık. Resmen saldılar katili. Bu nasıl adalet? Behiye Hanım, yanılmışız maalesef. Ne kadar geç olsa bile dönülmeliydi hatadan. Hayır, hata filan yok. Oydu katil. Gözlerimle gördüm ben onu çıkarken. İncelemesi eksik bırakılmış, deliller ortaya çıktı. Katil o değil. Siz gidin evinize rahat rahat uyuyun hanımefendi. Biz ilgileniyoruz. Katil oydu. Oydu. Hoş geldin demeyecek misin? Hoş gelseydin derdik tabii. Korkuttun be birader. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi gördüm seni. Çıktığını duymuştum. Arayacaktım seni. Eminim arayacaksın. Ne var ne yok anlat hele. Ya yattık çıktık işte. Senin yerine de yattık. Sorguda ötmedik adını. Ama arkadaşımız sağ olsun bir kere bile arayıp sormadı bize. Gelip gitsem açığa çıkardım Doğu. Kendimi çok kötü hissettim. Aklımdan çıktığını mı sandın? Boş ver sen. Kurtuldun ya oradan. Doğru. Oğlum karnımız aç. Lafa tutacağına bir şeyler koy da yiyip içelim ha. Ha şöyle be. Eski Doğu oldun şimdi. Dolapta sarma var. Bira da açayım. Bana çok sevindim birader. Efsane ikili yine iş başında. Ya seninle çok işler yapacağız çok. Son hırsızlıktan 10.000 dolar alacağım vardı. Hatırladın mı? Verdiydim diye hatırlıyorum ama. Nermin. Baba kılıç kaptım. Dur. Yarın akşam da görebilir miyim Umur'u? Tabii. Ne zaman istersen. Ben dışarıda olacağım yarın akşam. Siz Onur'la birlikte kalırsınız evde. Ha, uyursa ben gelene kadar beklemen lazım. Kalabilir misin? Olur. Ömer çok ısrar etmeseydi gitmezdim. Çok güzel bir restoran keşfetmiş. İlla beni götürmek istiyor. Rahatsız olmadın değil mi? Yok. Thank you.
Ya Yiğit, illa gözaltına alınması mı gerekiyor? Heveslisi değilim ama prosedür böyle. Üstelik adam akraba. Ya can üzülecek. Sonuçta düne kadar babası sanıyordu adamı. Yapacak bir şey yok. Gerçeklerle yüzleşmek zor. Kardeşim, kardeşimize emniyet teşkilatından sevgilendi. Bu ne demek şimdi? Adettendir. Yeni bir işe başladın. Hayırlı olsun diyelim dedik. İyi bari. Vazoya koy. Sizin çiçeğe böyle vazo. Yaratıcı adamlara hayranım doğrusu. Ne de yakıştı baksana. Sen iki günde burayı cennete çevirirsin. Kardeşim bela mısın sen? Ne yaparsan yap o Yavuz denen amiri affetmem. İçeriden çıkana kimse işmiş vermez. Teşkilat olarak koyduk ağırlığımızı, yarı yerleştirdik. Nankörlük ha seninki de. Önce suçsuz yere hapse yerleştirin. Sonra da kimsenin kabul etmediği bir işe ha. Birader sen daha ilk günden savsaklamaya başlamışsın işi. İş mi şimdi bu yaptığın? Belim ağrıyor. Patrona da başım ağrıyor demişsin. Mahpus damında romatizma kaptım. Sayenizde. Hamallık işine verip hepten gebertmek mi istiyorsunuz beni ha? Amirim ben pes ettim ver dilekçeyi. Ne dilekçesi? Diyorum ki ver bir dilekçe sana masa başı işi ayarlayalım. Bak arkadaşım. Dırdır yapasın diye almadım seni işe. 10 dakika içinde bu mallar bu kamyonete yüklenmezse ceketini al defol git dükkandan. Buyur. Bu zalim adamlara beni köle yaptınız diye mi affedeceğim sizi? Ne yapıyorsunuz? Bırakın onu. İşlem yapmak zorundayız Can. Ama o bana hiçbir şey yapmadı. Aksine çok iyi baktı. Hem ben şikayetçi değilim. Can bir karar verdi. Doğru ya da yanlış. Ama arkasında dur. Demiştim sana belki de gerçek aileni bulduğunda sevineceğine üzüleceksin. Şimdiden pişman oldum zaten baksana. Yalanlar üzerine kurulu bir dünyada mutluluk olmaz. Aileni bulalım önce. 18'ini geçtin nasıl olsa. Karar yine senin. İster burada kalırsın ister yeni evinde. Vallahi helal olsun arkadaş. Ne inat adammışsın sen ya. Beni sırtınızda hacca taşısanız yine hakkımı helal etmem size. Biz de böyle. İş demeyeceksin bana. Taşı sıkar suyunu çıkarırım. Ya ne diyeceğimi unutturdum. Karın sevgiyi buldum. Aha. Tamamdır işte ya. Bomba haber bu. Bak teşkilat senin için nasıl çalışıyor kardeşim. Hadi hemen gidiyoruz. İzin falan kısmını merak etme ben ayarlayacağım. Serkan atlamasana hemen. Ya bir sor bakalım kadın nerede ne durumda diye. Ayşe, adam beni öyle bunalttı ki kadın nerede ne durumda olursa olsun çözeceğim. Anladım. Evet, evet, evet. Siz Şerafettin'den olma, Ayriye'den doğma Sevgi Başak. Mert Aydın'la evliliği kabul ediyor musunuz? Durun! Siz evlenemezsiniz. Sessiz olun, sessiz olun. Sen de kimsin kardeşim? Polis memuru Serkan. Devletin bana verdiği yetkiye dayanarak bu nikahı durdurmaya geldim. Sevgi, ne demek oluyor bu? Kim bu adam? Bilmiyorum ben. İlk kez görüyorum.
Sevgi Hanım. Açık söylemek gerekirse beyazlar içinde çok güzel görünüyorsunuz. Hani tanımıyordun? Baksana o seni tanıyor. Aynı filmlerdeki gibi. Evet demeden önce son bir kez daha düşün. 8 yıl önce büyük bir hata yaptık. Eski kocası herhalde. 50 kere dedim ben bizimkilere dul kadın almayın diye. Sevgi, dinle beni. Eğer bu hatayı yapmasaydık hala evli bir kadındım. Düş kadının yakasından kardeşim. Terk etmiş işte seni. Siz beni yanlış anladınız arkadaşım. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Doğu. Doğru. Kıymetli misafirler, gelin hanım ve sabırsız damat. Bu mutlu gününüzü zehir ettiğimin farkındayım. Ama bir dinleyin önce. Bu hikayeyi Sevgi anlattı bana. Ben onu öyle kabul ettim. Size ne oluyor? Bir müsaade et ya. Açıklama yapıyoruz. Bir dur. Asıl hikayemiz şu sevgili seyirciler. Şu gördüğünüz adam emniyetin yapmış olduğu bir yanlışlık sonucu 8 yıl hapis yatmak zorunda kaldı. Ama pes etmedi. Onu ayakta tutan şey sadece ve sadece sevgi olan aşkıydı. Biz bir hata yaptık. Aynı hatayı sen yapma sevgi. Doğuyu bu sevgiden mahrum etme. Biz mahkum ettik, bir de sen mahkum etme. Bu zavallı adamı, yalvarıyorum sana. Sarıca hatta düğümleniyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ne işe yarıyor arkadaş? Amirim yok işte. Adam kayıt dışı. Vatandaşlık numarası bile yok. 3 yıl önce hapisten çıkmış. Ama ondan sonra yer yarılmış içine girmiş. Zamanında bu herifi yakalayıp hapse attıran polisin adı neymiş? Bilmiyoruz amirim. Bilin öyleyse. Size karşıma hazırlıksız çıkmayın demedi mi kaç kere? Canım. Seni o kadar çok özledim ki aşkım. Doğu. Tebrik ederim Serkan. Yavuz amiri affettirdin sonunda. Bak şimdi mutlu aile tablosuna bakıp unuttuk. İyi hatırlat. Yanımda. Yıllardır senin hasretin benim. Doğu. Ben görevimi yaptım arkadaş. Şimdi sıra sende. Yavuz amirim ben Doğu. Allah sizden razı olsun amirim. Böyle Serkan gibi polisler teşkilatınızdan eksik olmasın. Ne demek amirim? Sonunda temize çıktım ya. Affettim gitti. Bir kusurumuz olduysa siz de bizi bağışlayın. Siz bir kahramansınız memur bey. Abartmayın efendim. Görevimizi yaptık sadece. Kendini kahraman sanıyorsun değil mi? Sevendir ayıracağınızda sokaktaki suçluları yakalayın önce. Gülme. Ayşe gülme. Gülme dedim sana ya. Hadi gül gül, yakışıyor sana gülmek. Yo. Aradığımı da buldum sonunda. Sarı Cihat'ı yakalayan polisi sormuştu amirim. Adı Ragıp Akyıldız. Ben hiç duymamıştım adını. Ragıp mı dedin kızım? Hı hı. Yo, ben de çıkaramadım. Bir araştırın bakalım. Adresi. 17 yıl önce malulen emekli olmuş. Saldırı sonucu da sakat kalmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Mesele nedir arkadaşlar? Telefondaki arkadaşınız bahsetmedi hiç. Sarı Cihat arıyorduk, sizin bilebileceğinizi düşündük. Cihat. Cihat Sarıoğlu. Bilmem mi? 5 sene kaçak gezdi bu. Ben kovaladım, o kaçtı. O kaçtı, ben kovaladım. Sonunda bir çocuk parkında tesadüfen karşılaştık bununla. Kızımı salıncağa bindirirken kelepçeyi taktım. Şimdi ne yapmış yine? İfadesine başvuracağız sadece. Ben adamı 5 sene kovaladım. O içeride 5 ay bile yatmadı. Aftan yararlanmış çıkmış diye duydum. Dikkat edin. O herif uslanmamıştır. Peki kaç yıl oldu onu görmeyelim? 17-18 sene var. Oğlum 1 yaşındaydı. Sonraki senelerde yine yatıp çıkmış. En son 4 yıl önce salıverilmiş. O günden beri yok ortalıkta. Beyoğlu'nda kilisenin arka sokağında mekanı vardı bir zamanlar. Bir oraya bakın. Teşekkür ederiz abi. Bir ihtiyacınız olursa bizi arayın. Emrinizdeyiz her zaman. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar hizmetimizi görüyor. Ailenize ne oldu? 19 sene önce bir pazar günüydü. Gülhane'yi görmemişti hiç hanım. Silah sesini hatırlıyorum sadece. Kendime geldiğimde öğrendim ki hanım ölmüş. Oğlan kaçırılmış. Ben de sakat kalmışım. Yapan yakalandı mı? Ne katil bulundu, ne de oğlum. O gün bugündür Kemal'imi bulurum umuduyla yaşıyorum. Rüyamda görmediğim gün yok oğlumu. Yani oğlun hayattaysa şimdi 18-19 yaşında koca bir delikanlı olmuştur. Adamla mutsuz olacaktı kızım. Görmedin mi nasıl koştu Doğu'ya? Öyle abarttın ki adamı. Ulan neymiş dedim. Neredeyse ben atlayacaktım Doğu'nun kollarına. Ayıptır söylemesi. Ben birine kafayı taktım mı 3, bilemedin 5 dakikada ikna ederim yani. Gördüğün gibi. Kendi söküğümüzü dikemiyoruz galiba. Söküğümüz olsa dikeriz icabında. Niye dikmeyelim? Affedersiniz. Yavuz Bey'le görüşecektim. Buyurun Behiye Hanım. Bu kadın evin önünde gördüğümüz görgü tanığı değil mi? Hı hı. Bu sabah durduk yere kırdım seni. Barıştık değil mi? Rica ederim amirim. Sonradan içinde bulunduğunuz durumu öğrenince... Neyse. Adam arayıp geçmişi unuttuğunu söyledi de biraz ferahladığı için. Aferin Serkan'a. Oo Beyhiye Hanım, merhaba. Buyurun, ne yapabiliriz sizin için? Neden ona yardım ediyorsunuz onun gibi bir katile? Oturun lütfen. Şimdi Beyhiye Hanım, biliyorsunuz sağlam deliller olmadan kimseyi içeri atamayız. Biz bir halt ettik attık. Ama 10 tane halt ettik de anca affettirdik kendimizi. Beyhiye Hanım, Doğu Çelik aklandı. Onun yapmadığına dair yeni DNA bulguları var. Yeni bulgular umurumda bile değil. Ben 8 yıl önce ne gördüğümü biliyorum. Onu evden çıkarken gördüm. O bir canavar. Beyhiye Hanım, bu davada birçok kişi yanıldı. Bu sizin hatanız değil. Siz evinizdeydiniz. 100-200 metre ötede. 153 metre ölçmüştünüz, hatırlıyor musunuz? Metreniz kırılmıştı da yenisini almıştınız. Her şeyi hatırlıyorum. O lanet güne dair. O zaman da üzerinizde bunun gibi bir kazak vardı.
ama rengi maviydi. Doğru, haklı. Fotoğrafik hafıza. Dediğim gibi, ne gördüğümü biliyorum. Çığlıklar duydum. Pencereye gittim ve onu gördüm. Doğu Çelik evden çıkıyordu. Böyle elleri ceplerinde, dünya umurunda değilmiş gibi caddeden karşıya geçtiğini asla unutmayacağım. Kanım donmuştu. Elleri ceplerinde miydi? Ne oldu? Kasayı açmak için katil oksijen makinesi kullanmıştı. Onu hiçbir zaman bulamadık. O zaman gördüğünüz adamın elinde bir şey yoksa... O zaman ikinci bir adam daha vardır. Bir suç ortağı. Hırsızlar iki kişiydi. Diğeri makineyi taşıdı. Doğu da elleri ceplerinde rahat rahat çıktı. Buldukları DNA ise suç ortağına aitti. O yüzden Doğu'yu suçsuz sandık. Ama o da suç ortağıydı. Soygunun ve cinayetlerin. Amirim, en baştan beri siz haklıydınız. Katil uşak değilmiş. Behiye Hanım, siz bir kahramansınız. Hadi yavrum kemik, hadi bakayım. Allah kahretsin. Hadi be. Şeytanınız bol olsun beyler. Eyvallah. Hadi yine. Polis misiniz? Eğlenecek yer arıyorduk. Geçerken ışıkları açık gördük, girdik ama kapalıymış. Gördün işte, kapalı. Bas git. Hadi tüyün buradan. Buranın sahibi sen misin? Bak koçum. Buralarda soru soranları sevmezler. Cevap verenleri hiç sevmezler. Hadi basın gidin buradan. Gitmezsem ne olacak? Gitmezsen bu olacak lan. Cihat abi, elini kana bulamayın ya. Otur oyunumuzu bitirelim. Lan sizin gibi aynasızlar çok geçti lan elimden. At o bıçağı polis. Bak şakamız yok. Bırakmazsan indiririm. Bırak silahı. Bırak lan. Bırak. Bırakın silahları. Koyun lan silahlarınızı. Eşek herifler. Koyun. Artistler. Kitapsızlar. Bırak lan. Artistler. Bırak. Koy silahı. Ne oldu lan? Ha? Turşu. Ha? Bakma lan öyle bana. Artist. Ne oldu lan? Kızardın lan sen de. Ne oluyor lan? Dedikleriniz ikincil delil arkadaşlar. Adamı tekrar içeri tıkmamıza yeterli değil yani. Adam iki gündür bizimle kafa buldu resmen. Eşek kafam. Amirim ne şaklabanlıklar yaptım vallahi. Nikah dairesinde yaptıklarına ne demeli? Şimdi bir de kendimizi damada affettireceğiz iyi mi? Baştan mı başlayacağım ben şimdi? Hiç uğraşma affetmez. Sen olmasaydın adam bu gece. Neyse artık. Amirim. Müsaaden var mı ya? Ben bir gideyim. Damadı bulayım. Beraber ağlaşalım. Amirim, sanırım bir iz yakaladık. Cinayet masası biraz önce bir intihar vakasına gitmişti. Şahsın kanı Doğu'nun cinayetindeki kanla aynı çıktı. İkinci adamı bulduk. Meltem'e verdiğin çocuk kim dedim sana? Bilmem. Adını söylemedi yavrucu. Kes lan dalgayı. Nereden buldun lan o çocuğu? Bizim avluya bırakmışlardı. Donmasın diye kadına verdik. Suç mu işledik ya? Mete. Sen çık. Bunun hangi dilden anladığı belli. Dünkü çocuk mu belirdiniz beni? Bu sorgu gibi ben 50 sorgu geçirdim burada. Konuştuğumu gören olmuş mu? Bir sorun bakalım eskilere. Ona bak.
Seni almadan önce Ragıp abiye sorduk, konuşur o dedi. Yine o aynasız mı yakalattı beni? Belalı mıymış senin eskiden? He? Adam kötürü mü oldu ama hala ensende nefesi Ragıp abinin. İki de bir o adamın adını anmayın yanımda. Niye? Zoruna mı gitti Sarı? Kızımın önünde küçük düşürdü beni. Hayatımı kararttı benim. Maktulden başkasına ait parmak izi bulamadık henüz. Tamam, hadi. Parmak izi ekibi işini bitirsin, onlarla birlikte gidersiniz. Ayşe. Görüyorsun. İkişer tane. Belli ki yanındaki arkadaşıymış. Tabaklardan bir tanesi kırıldığına göre boğuşma burada başladı. Ve buraya kadar sürüklemiş. Maktul direnmiş ama nafile. Buraya geldiğinde çoktan iş işten geçmiş. Belki burada bir iz bırakmıştır. Ayşe. Kimden şüpheleniyoruz Ayşe? Doğu'dan. Adamın boynunda ne vardı? Kolye ucunda da yüzüğü. Nikah dairesine giderken var mıydı üzerinde? Yoktu. Vay be Serkan. Helal olsun. Kızım. Daha ne numaralar var bende? Söylüyorum, inanmıyorsunuz. Bak, sen böyle yapabilir misin? Vur! Sağ! Sol! Sağ! Çık geri! Geri çık! Sağ! Sağ! Sol! Çocuğa öğretmesene böyle şeyler. Sağ! Geri çık! Anneye bay bay. Anne, sen de kızımla oyna. Lütfen gitme. Oğlum babanla oynayın. Bu akşam işim var benim. Ambulansı kim sürecek? Ne olur anne. Tamam oğlum. Ben de kalayım o zaman. Yaşasın, yaşasın. Hadi, hadi. Geliyorum şimdi o zaman. Sağ. Sağ. Çok iyi, sağ. Sol. Sağ, sol, sağ, sol. Vur, sağ. Sol. Sağ. Sağ. Vur. Yarım saate oradayım Deniz. Ömer, çok üzgünüm ama ben gelemeyeceğim. Onur'un ateşi çıktı biraz. Annem de gelemedi. Ben çıkamıyorum ya. Yardıma ihtiyacın varsa gelebilirim. Evde otururuz, ne olacak? Yok olmaz. Bu gece ben de gergin olurum şimdi. Başka zaman yaparız. Sen nasıl istersen. Sıkma canını, başka zaman yaparız. Geçmiş olsun, Onur'u da öp benim için. Tamam, sağ ol. Abi sizi de buraya kadar yorduk ama aklımıza başka bir yol gelmedi. Seve seve geldim. Bu herifin hala beni unutmamasına da ayrıca memnun oldum doğrusu. Sarı. Bak kimi getirdik sana. Cihat. Çok oldu görüşmeyeli. Çıkarın onu buradan. Demek kimse konuşturamaz seni ha? Ragıp abiye ötmüşsün zamanında. Kuyruğu ilk kaptırışımızdı. Sıkıysa şimdi konuşturun da görelim bakalım. Kes ulan martavalı. Kelepçeyi taktığımda elim ayağıma kapanmadın mı? Ne için kapandığımı da söyle. Abi dedim. Etme eyleme. Kızımın yanında takma bu kelepçeyi. Söz
Sonra karakola gelip kendim teslim olacağım dedim. Senin gibi bir yalancının sözüne nasıl güvenilir be? Yalancı ha? Bir laf daha demiştim, hatırla. Kızım kankam senin. O üzülür de ölürse bunu yanına komam demiştim. Yalancı değilim aynasız, tuttum sözüm. Demek karımı vuran sendin ha? Atma. Hayır! Olmaz bu elimden! Abi dur, bırak ölecek şimdi. Bırakın gebersin. Ragıp abi, olmaz sakin ol. Olmaz bu elimden! Abi Ragıp abi. Abi ölürse olur, bulamayız. Bırak. Günaydın. Günaydın. Geçsene, hemen geliyorum ben de. Tamam. Ah. Hoppala. Hoppa. Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaş. Nasıl oldun? İyileştin mi? Hasta olmadım ki. Akşam ateşin çıkmadı mı senin? Yok. Babam vardı. Oynadık bir sürü. Hoppala. Ben hazırım, çıkalım mı? Çıkalım. Hadi. Gel. Gel bakalım. Günaydın millet. Poğaçalar benden, çaylar Figen'den. Dosyada senden her şey açıkça görünüyor. Figen bize çay söyleme. O niye ya, çaysız kahvaltı mı olur? Hadi Serkan, Doğu'nun izini bulduk sonunda. Figen, alacağım olsun. Tamam. Neredeymiş? İnanamayacaksın. Sen de çay söyle, içek. Sadece iki dakika erkek oğlan, söyle. Yaşıyor mu oğlum? Kızım senin yüzünden nereye gittiyse, o da oradadır şimdi. Yiğit bırak, geberteyim şunu! Abi. Sonuç gelmiş Yiğit. Abi, oğlunu bulduk. Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Hadi oğlunla tanıştırayım seni. Emin misin oğlum olduğuna? Eminiz abi. DNA testi bile yaptım. Hadi. Evet, evet, evet. Siz Şerafettin'den olma, Ayriye'den doğma Sevgi Başak. Doğu Çelik'le evliliği kabul ediyor musunuz? Durun. Siz de evlenemezsiniz. Yine mi sen? Bırak da işimizi yapalım kardeşim. Kusura bakma abiciğim, yine ben. Bu sefer şaka yapıyor, rahat. Şaka şaka. Serkan kardeş, Yavuz amirim nerede? O gelmediyse küserim ben. Sabret, gelecek birazdan. Bu polis bizim kıza tutulmuş olmasın sakın. Evet. Bak her gün bir bahaneyle gelip basıyor burayı. Ben rüyasını görmüştüm. Eski kocasıyla da evlenemeyecek. Aynı filmlerdeki gibi. Sayın davetliler, gelin hanım, sayın damat. Mert. Doğru. Mert bir arkadaş o. Dün siz onu nikah masasında terk ettiniz ama o sizi hiç unutmadı. Sabaha kadar ağladı. Neden? Çünkü seni çok seviyor sevgi. Dünden beri onu ayakta tutan tek şey sana olan sevgisi. Ne demek oluyor bu Serkan? Siz de şakanın suyunu kaçırdınız ha. Sen bir dur. Sayın davetliler, dünkü yaptıklarımdan dolayı başta Sevgi Hanım ve dünkü damat olmak üzere herkesten özür dilerim. Serkan Bey, dün başka söylüyordunuz, bugün başka. Siz de bir karar verin artık. Kaç gündür adamı makaraya sardım diye güya intikam alıyor. Şakanın sonunu izleyelim. Sevgi Hanım, beşer şaşar demişler. Biz de beştik, biz de şaştık. Şaşırdık kaldık. Doğu'yu suçlu diye attık hapse. Adam suçsuz çıktı, çıkardık. Şimdi tekrar suçlu çıktı. Buradan çıkaracağım, tekrar hapse tıkacağım. Eski damattan rüşvet yediniz değil mi? İtiraf et.
Ama tutmayacak oyunum bu defa. Sevgi kanmaz böyle yalanlara. Uzat bakayım elini. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? O masum. Masum. Öyle mi? Dün bunu öldürülen Amit'in yanında bulduk. O yüzükten milyonlarca var. Nereden çıkardın benim olduğunu? Doğudan Sevgi. Alçak. Yalancı. Hırsızsın sen. Hem hırsız hem katil. Evet. Hırsız. Nefret ediyorum senden. Yalancı. Niye yalan söylüyorsun lan? He? Niye? Merdi koş gelin bayılıyor. Beni affedebilecek misin Mert? Evet. 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 Oğlum. Kemal'im. Sarı oğlum babana. Benim adım Kemal değil. Can. İlk geldiğini anı hatırlıyor musun? Çok kararlı görünüyordun. Can, sonunda üzülebileceğini söylemiştim sana. Bana bu yaşıma kadar babalık eden adamı içeri tıktınız. Onlar beni karşılıksız sevdiler. Üstelik onların kanından bile değildim. Gerçek ailem onlar benim. Ragıp'a bir şans vermelisin. O seni yıllardır arıyor. Seni bulma ümidiyle yaşadı o. Yoksa çoktan ölürdü. Ben Kenan babamı istiyorum. O tekerlekli sandalyedeki adamın hayatında sahip olduğu tek şey sensin Can. Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Kaçamazsın. Bana bebekmişim gibi davranma. Bana bak aslanım. Yutamayacağın lokmayı atmayacaktın ağzına. Adam tekerlekli sandalyede diye mi böyle davranıyorsun? Ha? Yeter be yeter. Sinirin geçecekse vur. Vur hadi. Gerçekler karşısında yıkıldın değil mi ha? Nasıl erkeksin sen? Aa! Yiğit abi. Yardım et bana. Ne yapacağım ben şimdi? Bu kararı sadece ve sadece sen verebilirsin. Ne Kenan ne de Ragıp. Sadece sen. İyi düşün bak. Hem kendine hem de onlara zaman ver. Zaman her şeyin ilacıdır. Sürpriz. Şu köşede yeni açılan yerden pide yaptırdım ikimize de. Karnım tok benim. Olur mu öyle şey canım? Ne yedin sabahtan beri? İstemiyorum dedim Deniz. İletişim kurmamız için birbirimize yalan mı söylememiz gerekiyor? Ne oldu sana ya? Neye kızdın anlamadım. Yalan söylemene Deniz. Yalan söylemene kızdım. Akşam Mete vardı biliyorum. Beni görmek istemiyorsan açıkça söyleyebilirsin. Ama madem sen bunu yapamıyorsun, ben sana yardımcı olayım. Amire gidip bizi başka araçlara vermesini söyleyeyim. Fikri umarım işe yarar. Hiç ailen olmamasından daha iyidir bence. Çocuğa mı üzüleceğim, babalara mı bilemedim şimdi. Figen, ağlıyor musun sen yoksa? Ne alakası var, nereden çıkardın şimdi? Hayır, öyle bir eğilim gördüm de yani kaçmaz benden. Serkan, iki gündür damatları ağlatmaktan bıkmadı, şimdi kıza mı taktın kafayı?